İstanbul'da hangi kilisenin altındaki gizli geçitten Ayasofya'ya gidiliyor? İstanbul'un kayıp adası Vardanisi aslında nerede? İşte tüm gizemleri ve bilinmeyenleriyle İstanbul. İstanbul'da yapılan pek çok arkeolojik çalışmaya göre M.Ö. 8500 yılında, yani Cilalı Taş devrinde bile İstanbul'da yerleşimcilerin olduğuna dair. İstanbul'un ilk yerleşimcilerinden bir kısmı bugün Büyükçekmece'de bulunan Yarımburgaz Adası'nda yaşamışlar. Yine yapılan arkeolojik çalışmalara göre, daha doğrusu Marmaray hattı yapılırken ortaya çıkan bilgilere göre, İstanbul'un ilk yerleşimcilerinin bir kısmı da Yenikapı mevkisinde yaşamış. Alibeyköy'ün Silah Darağı bölgesinde de İstanbul'un ilk yerleşimcileri ikamet etmişler. İstanbul'un kurulmasıyla alakalı pek çok rivayet var. Bunlardan bir tanesi, İstanbul'u Bizans isimli bir kralın kurduğu. Bizans İstanbul'a ayak bastığında buraya adeta hayran oluyor. Bizans isimli prens İstanbul'a geliyor. İstanbul o zamanlar küçük bir balıkçı köyü ve ismi de Ligos. Bizans buraya hayran kalarak burada bir kent kuruyor. Ancak bu kent sadece Bizans'ın elinde kalmıyor. Sonraki yıllarda Yunanistan'ın Megara bölgesinden gelen Konstantin isimli bir kral da İstanbul'a ayak basıyor ve o da aynı Bizans gibi buraya hayran kalarak burada bir kent kurmak istiyor. Konstantin burada kenti kuruyor ve 330 yılında İstanbul'a Konstantinopolis adını veriyor. İstanbul öyle bir şehir ki ne hakkında ortaya atılan hikayeler bitiyor ne de rivayetler. Bunlardan bir tanesi de, bir zamanlar Osmanlı zamanında bugün Gümüşsuyu, Ayaspaşa ve Taksim bölgelerinde çok fazla sayıda mezarlığın olduğu. İddialar o yöndeki, Cumhuriyet'ten sonra bu önemli arazi, bu değerli arazide evler yapılmak isteniyor. Daha sonraki yıllarda burada bulunan mezarlıklar ortadan kaldırılıyor ve bugün İstanbul'un ilk apartmanları olan Gümüşsuyu'nda bulunan apartmanlar inşa ediliyor. Yine bir iddiaya göre burada bulunan mezar taşları yontuluyor ve çeşitli imar faaliyetlerinde kullanılıyor. İstanbul'la ilgili bir başka hikayeye daha geçelim isterseniz. Bu hikaye bir kilisede geçiyor. Bu kilisede bugün Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Kilisesi. Daha doğrusu Balıklı Rum'a yazması. İddialar o ki, İstanbul fethedildiği dönemlerde bu ayazmada iki tane papaz balık pişiriyor. Bir başka kişi, üçüncü bir kişi yanlarına geliyor ve onlara diyor ki İstanbul düştü. İstanbul kuşatılmış ve o gelen kişi diyor ki İstanbul düştü. Fakat balık kızartan papaz bu duruma pek inanmıyor ve diyor ki İstanbul'un düştüğüne sadece bu tavadaki balıklar şuradaki suyun içine atlayıp yüzerlerse inanırım. İddialar öyle ki o balıklar gerçekten canlanıyor ve o suyun içinde yüzmeye başlıyor. Daha sonraki yıllarda bu suyun şifalı bir su olduğunu düşünüyorlar ve pek çok İstanbullu oraya şifa aramaya gidiyor. Bu kiliseyle alakalı farklı bir bilgi daha var. Buna göre bu kilisenin içinde bulunan bir kapıdan içeriye giriliyor, gizli bir geçide giriliyor ve oradan, yani Zeytinburnu'ndan Ayasofya'ya gizli bir geçit var kilisenin içinde. Bugün kilisenin içinde böyle bir kapı yok. Ancak kapının gizlendiğine dair iddialar var. Bugün o kilisenin içinde bulunduğu ve Ayasofya'ya çıkan kapı tamamen meraklı insanların ilgisinden korkulduğu için kapatılmış ve üzerine oraya bir tuğla örülmüş, boyanmış. Şimdi isterseniz size biraz da İstanbul'un en eski hapishanelerinden birinden bahsedelim. Hapishaneden ziyade o dönemin diliyle zindan, Anemas zindanları. Bugün Edirne Kapı'da bulunan zindanlar İstanbul'da bize Bizans'tan kalan tek yeraltı zindanı. Bu zindan öyle bir zindan ki sıradan kişileri değil de önemli tutukluları içinde barındırmış. Sultan 2. Murat'ın oğlu Savcı Bey'den önemli Bizans prenslerine kadar pek çok kişi bu zindanlarda tutulmuş. Bu zindanlarsa adını daha önce kendisi de burada tutsak tutulan Arap bir asker olan Anemas'tan almış. İstanbul hakkında ortaya atılan bir başka söylence de Haliç'le alakalı. Bilirsiniz Haliç eskiden ne kadar kötü kokardı ve yıllarca temizleme çalışmaları yapıldı. İşte iddialar o yöndeki, Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında çok sayıda Yeniçeri öldürülmüş ve öldürülen bu Yeniçerilerin büyük bir çoğunluğu gömülmek yerine Haliç'e atılmış. İşte rivayet o ki Haliç ilk kez bu zamanlar kokmaya başlamış.
Bugün İstanbul'da pek çok meydan var, öyle değil mi? Aksaray Meydanı var, Taksim var, pek çok gezip dolaşabileceğiniz yer var. Ama İstanbul o zamanlar, yani Roma döneminde bu kadar büyük değilken, sadece tarihi yarımadaya İstanbul denildiği zamanlarda İstanbul'un bir tek meydanı vardı. O da Mese Meydanı. Mese Meydanı dediğimiz yerde Sultanahmet'ten başlayıp Çemberlitaş'a kadar olan o bildiğimiz yol, burası da İstanbul'un ilk meydanlarından biri olan, ilk yani yürüyüş yolu diyelim artık, ilk yürüyüş yolu olan Mese Meydanı. Çemberlitaş demişken, Çemberlitaş'la alakalı da yine çok ilginç bir rivayet var. Yine rivayet odur ki Çemberlitaş'ın altında Hazreti İsa'nın kemiklerinin ve çarmıha gerildiği de o çarmıhın parçalarının bulunduğu söyleniyor. İstanbul'da sırrı çözülemeyen bir başka konu ise kayıp Vordanissi adası. Aynı Büyükada gibi, Kınalı Ada gibi İstanbul'un bir adası olan Vordanissi 1010 yılında yaşanan büyük bir depremle içinde yaşayanlarla beraber dibe çökmüş. Geçtiğimiz yıllarda Vordanissi adasıyla alakalı pek çok arkeolojik çalışma yapıldı. Adanın gerçekten var, bir döneme kadar gerçekten var olup olmadığı hakkında çeşitli iddialar vardı ama yapılan çalışmalar sonucunda Vordanissi adasının gerçekten var olduğu ve bir deprem sonucu çöktüğü, içindekilerle beraber çöktüğü anlaşıldı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'un içindeki nüfus bir hayli azdı. Hatta kendi yerli nüfusu bile kaçmışlardı. İşte İstanbul'u biraz hareketlendirmek, az da buradaki Müslüman nüfusu arttırmak için Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a insanlar geldi. İstanbul'a çok sayıda insan yerleştirildi. Bu gelen insanlar da İstanbul'a yaşadıkları bölgelere kendi geldikleri illerin ya da bölgelerin adını verdiler. Mesela bugün Aksaray ilinden gelenleri günümüz İstanbul'undaki Aksaray bölgesine yerleştirdiler. Tabii o zamanlar oranın adı Aksaray değildi. Bu kişiler buraya gelip yerleşince buranın adı Aksaray olarak anıldı. Aynı şekilde bugün Anadolu'da bir il olan Karaman'dan gelenler de Fatih Camisi'ndeki Karaman mahallelerine yerleştirildi. Bugün Eğri Kapı ismini de yine Eğri Dirliler'den almıştır. Bursa'dan gelen Ermeniler Samatya'ya yerleştirildi. Bugün Muğla Milas yakınlarında bulunan Balat köyünden gelenler de İstanbul'u o meşhur tarihi semti Balat'a yerleştirildi. Buraya kendi isimlerini verdiler. Aynı şekilde Samsun'un Çarşamba bölgesinden gelen insanlar da bugün Çarşamba Mahallesi olarak bildiğimiz bölgeye yerleştirildi ve onlar da geldikleri bölgenin ismini yine bulundukları, yaşadıkları bu İstanbul'un ilçesine verdiler. İstanbul'da ilk gecekondulaşma fetihten sonra Haliç kıyılarında yaşanmıştı. Daha ancak bu küçük çaplı bir gecekondulaşmaydı. Daha sonra 1950'li, 60'lı ve 70'li yıllar boyunca Anadolu'da ekonomi bozulunca köyden kente göç başladı. Bu göçün beraberinde de en fazla göç alan yer tabii ki de İstanbul oldu. Anadolu'dan akın akın İstanbul'a gelen aileler burada başlarını sokabilecekleri bir ev kurmak istediler. Bu da beraberinde gecekondulaşmayı getirdi. 70'ler boyunca 1970'li yıllar boyunca İstanbul'da gecekondulaşma çok büyük bir sorun haline geldi. Daha sonraki yıllarda da bu sorun devam etti. İstanbul'daki en büyük gecekondu mahalleleri zamanla Zeytinburnu ve Kağıthane oldu. Dışarıdan sürekli göç alan İstanbul, Sultanahmet ve Fatih ile çevrili küçücük bir şehirken birdenbire sınırları tahmin edemeyeceğimiz kadar ilerledi ve çok büyük bir metropole dönüştü. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan İstanbul, her geçen gün aldığı göçle büyümeye devam ediyor. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.